Tatar usulü fırında patates için malzemeler: 5 orta boy patates, 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, rendelenmiş kaşar, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber. Hemen patateslerimizi soymakla başlayalım işe. Tabii önce, şimdi biliyorsunuz eskiden bu tür bıçaklar yok idi. Böyle ince ince şimdi herkes bunu rahat rahat soyabiliyor. Peki biz eskiden nasıl soyuyorduk bunları? Çünkü tabii kenarlarını da almak gerekiyor. Suyumuzun içine patatesleri soyduktan sonra atıyoruz. Bizler çok kestik ellerimizi. Bakın soyacağımız yoktu ama yine belki bizler soyacak da bile bu kadar hızlı soymayı beceremeyebiliriz. Patatesleri atmadan önce 2 adet yumurtamızı hemen ben şuraya bir kabımızın içine kırıyoruz. Sonra bir çatal yardımıyla çırpıyoruz. Sütünü ilave ediyoruz. Eritilmiş, daha önceden şöyle ısıtılmış, eritilmiş tereyağımızı ilave ediyoruz. Bunları da karıştırıyoruz. Birinci aşama tamam. Tabii bir miktar tuz, bir miktar karabiber. Sevmiş olduğunuz bir baharat olursa kekik gibi, acı gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz tatları ilave edebiliriz içine. Biz çok klasik yapıyoruz şu anda. Onu da attık. Geriye ne kaldı? Patateslerimizi doğramak. Patateslerimizi oradan çıkartalım. Sulara gitsin. Sadece yıkamak için bırakıyoruz ki zaten patateslerimiz önceden yıkanmıştı ama ikiye kesiyoruz. Sonra ince ince karışımın içine atıyoruz. Tabii böyle de doğrayabilirsiniz. O zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi tahtanın üzerine patatesler nasıl rahat hissediyorsanız, elinizi nasıl kesmeyeceksiniz, öyle doğramanız patateslerimizi doğradıktan sonra, tabi patatesler mevsimin ilk patatesleri, yeni mahsul. Dolayısıyla nişastaları ve sertlik oranı inanılmaz derecede. Hop, hata yaptık bir tane. Alıyoruz. Bunları da atıyoruz. Sonra hepsini beraber
Evet. İşlem bu kadar basit. Hani benim fırınım yanmıyor. Çok performansından memnun değilim. Ya da yemeğim çok hızlı olsun diyorsanız bu karışımla patatesler bir 15-20 dakika pişirilir, kaynatılır. Biraz önce yani şu anda söylemiş olduğumuz gibi fırın kaplarını alacağız. Biz 4 kişilik masada 2 kişi, 2 kişi olarak ikiye ayırdık. Bunu büyük bir fırın kabında, yani fırına dayanıklı her kapta rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen çok basit. Sütümüzü, yumurtamızı, tuz, karabiber ilave ettikten sonra şuna biraz koyalım. Sosun üzerine kenarlarını siliyoruz ki pişerken fırında damla sağında solunda varsa pişecek. En son peynirimiz. Şöyle rendeyle üzerine nar gibi kızarsın diye serpiştiriyoruz. Dediğim gibi biz kaşar peyniri kullanıyoruz ama kaşar peyniri tarzında sarı olan fırın yemeklerinde kullanılan tüm peynirler sevdiğiniz peynir olarak da kullanılabilir. Evet sevgili seyirciler, patateslerimiz fırına girmek üzere hazır. Ancak fırınımızı önce bir açalım. Daha sonra da patatesimizle ilgili önemli konuları aktaralım. Evet, fırınımızı 180 dakika ve 180 derece ve 35 dakika olarak ayarladık. Şimdi evlerdeki fırınlarımızda bu tip dijital göstergeler olmayabilir. Olsa bile fırınımızı çok önceden, yani çok önce derken 15-20 dakika önce açıp patatesleri attığımızda fırınımızın o istediğimiz sıcaklıkta olması çok önemli. Ondan sonra 30-35 dakika tamamen o patatesin büyüklüğüne ve mevsimiyle ilgili bu süreç değişebilir. Fırından almadan önce mutlaka kenarından bir parça alıp pişme kıvamı iyi midir? Biraz daha fırında kalması gerekiyor mu? Kontrol etmemiz gerekiyor. Evet, fırınımız ısınana kadar ne yapmıştık? Biz hemen işlemi gözden geçirelim. Bir kabımızda yumurta, 2 adet yumurtayı, bir su bardağı dolusu sütümüzü, tuz, karabiber hepsini karıştırdık, çırptık. Diğer kapta 5 tane patatesimizi güzel soyduk, yıkadık, dilim dilim yaptıktan sonra o kabımızın içerisine aldık. Çok güzel bir şekilde harmanladık, biraz beklettik. Çünkü o baharatlar, süt, yumurta, patatesin nişastası birbirine homojen bir şekilde karışması gerekiyordu. Bu işlemleri yaptıktan sonra biz iki kabımıza aldık bunu. Çünkü sofrayı 4 kişi düşündüğümüzde 2 kişi 2 kişi paylaşsın diye. İşte baba oğul bir tarafta, ana kız bir tarafta gibi. Ya da 2 kız 2 erkeği olanlar da anne ve babalarıyla paylaşırlar, misafirleriyle. Bunu bir herhangi bir fırın kabında da yapabiliyoruz. Biz bugün porselen 2 tane küçük kapta yaptık. Çelik kaplarda olabilir. Herhangi bir fırın kabında bunları pişirebiliriz. Evet, fırınımız şu anda ısındı. Hemen ne yapıyoruz? Biz fırınımızın en altına atıyoruz bunları ki
en alta atma sebebimiz fırın alttan daha kuvvetli pişirsin. Patatesler iyice böyle pamuk gibi olsun diye. Evet sevgili seyirciler. Şu anda olduğu gibi ama fırınımız henüz ötmedi. 12 saniye var. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Evet 2 dedik ve fırın alarmı verdi. Hemen durduruyoruz. Fırınımızın buharı çıksın. O arada biz fırın eldivenimizi alalım. Evet. Evet, evet, evet. Şunu da şöyle bırakalım. Fırınımızı kapatalım. Evet, yeni teknolojik eldivenlerle de 400 derecelik fırından çıkan herhangi bir kabımızı rahatlıkla alabiliyoruz. Şöyle çatalım bıçağım, şundan pişmiş mi bir kontrol edelim. Aman sakın dokunmayın, sizde dalgınlığa gelip. Dörde böldük. Şu parçayı kendi tabağıma bir alayım. Şöyle bırakalım. Sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek derler ya, ben de korkudan tabağa elimi süremedim. Bir an fırın kabı zannederek. Evet, şu kızarmış tarafından kendime. Sevgili seyirciler, patatesin bir tane özelliği var. Çok çabuk asla soğumaz. Onun için ben de kendime emniyet alayım. Biraz daha küçülteyim parçamı. Şöyle minicik alacağım çünkü ağzım, dilim tamam yanıp sizlere lezzetli yemek yapmama engel olmasın diye. Gerçekten etin, balığın, tavuğun ya da hiçbir şeyi bırakın. Tek başına bile harika bir yemek. Tekrardan görüşmek üzere sizlere. Afiyet olsun diyor. Son lokmamı sizler için yiyorum. Tatar usulü fırında patates için malzemeler: 5 orta boy patates, 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, rendelenmiş kaşar, bir tatlı kaşığı tuz ve karabiber.